Arkadaşlar merhaba, sizlere Vestel televizyonumuzda frekans ayarlarını nasıl yapacaksınız, nasıl izleyebilirsiniz, bu sıkıntıdan nasıl kurtulabilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar Vestel televizyonumuzun kumandasında bulunan menü tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi televizyonumuz ekranında bu şekilde bir menü çıkıyor. İşte uygulamalar, kaynak, ana sayfa ve gördüğünüz gibi aşağıda ayarlar kısmı var arkadaşlar. Biz kumandadan aşağı tuşuna basarak ayarlar kısmına gelip kuruluma devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, buradan aşağı doğru basıyorum. Ayarlar kısmına geldikten sonra şurada kurulum kısmı var ana menüde gördüğünüz gibi. Ve hemen sol tarafta bir menü açılıyor bakın. Manuel kanal arama kısmına geleceğiz. Ve gördüğünüz gibi bu ekran açılacak televizyonumuzda. Ve bu kısmı doldurmamız gerekecek. Evet, şimdi arkadaşlar frekans tipi kısmına 11.794 yazıyorum. Polarizasyon kısmına ineceğim. Buraya da dikey konumunu sabit bırakıyorum ve sembol oranı 30.000 olarak ayarlanacak. Şebeke arama kısmı arkadaşlar, evet, çok çok önemli. Çünkü niye? Şebeke arama kısmı burada devre dışı bırakıyorum. Ama bazen burayı etkinleştirmemiz gerekebiliyor. Siz bunu iki şekilde deneyeceksiniz. Bu ayarları yaptığınız zaman bu şebeke arama kısmını devre dışı olarak ayarlayın. Arkadaşlar burayı mutlaka devre dışı olarak ayarlayın. Kurulumu bitirdikten sonra eğer kanallar gelmezse bu kısmı etkinleştireceğiz arkadaşlar. Televizyonumuza bu kısmı etkinleştirip de deneyebilirsiniz. Ama ben de şu anda bu kısım devre dışıyken yayınlar gelecek arkadaşlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Evet, devam edelim. Evet, OK tuşuna basıyorum. Ve şu sağ yukarıda arkadaşlar kanal arama kısmı var ve doluyor. Ve gördüğünüz gibi liste geldi. Evet, listem geldi. Gördüğünüz gibi TRT'nin bütün yayınları şu anda listeye döküldü. TRT HD, TRT 1 HD, spor, belgesel ve müzik kanalları tamamı şu anda televizyonumun ekranında çıktı. Peki ne yapacağım arkadaşlar? OK tuşuna bastığım zaman bunların hepsi artık kanallarımın arasına düşecek. Bir küçük bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar siz bu işlemi yaptıktan sonra diyelim ki sizin TRT 1'iniz birinci kanalda ise ya da ikinci kanalda, arkadaşlar oraya girip basmayın. Yani siz TRT 1 HD'yi arka sıralarda, yani diğer yerlerde arayacaksınız kanal listenizin içerisinde. Yani siz eskiden TRT 1'iniz birinci kanaldayken yeni tarama yaptığınız zaman ve bunu eklediğiniz zaman kanal listenizin sonuna atıyor. O yüzden buna dikkat edin. TRT 1'i tekrardan kanallarınızın listenin içinde arayın mutlaka. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi TRT HD şu anda bende aktif hale geldi. Maçları istediğim gibi izleyebileceğim. Size gösterdiğim bu yöntemle artık bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz. Unutmayın, frekans ayarlarını bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Eğer TRT 1'iniz açılmazsa mutlaka şebeke arama kısmına etkin hale getirip öyle deneyin. Ve arkasından da TRT 1'i kanal listenizin sonlarında teker teker bakarak arayın ki birinci, yani eski TRT'yi kullanamayacaksınız. Bunu unutmayın. Bazı televizyon modellerinde tekrardan o TRT 1'in mevcut yayını aktif olabiliyor. Yani kanal sırasındaki TRT aktif hale gelebiliyor ama çoğunlukla yeniden listeye düşen TRT'yi kullanmanız gerekecek. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. Lütfen yapabilen arkadaşlarım oldu desin yorum kısmına, yapamayanlar olmadı desin, kimler yapmış kimler yapamamış en azından bilelim. Yapamayan arkadaşlarımıza hep birlikte destek olalım arkadaşlar. Ben de gereken desteği sağlayacağım. Kalın sağlıcakla.